İyi geldi. Açık hava, açık deniz, açık alan iyidir. Sen nasılsın? Oha, bu arada amma kafiyeli konuştum ha. Aslında ben ozan olacak adamdım ama psikiyatrist olup kendime harcadım. Normalde benim tipimde bir adamın şu anda elinde saz, o köy kahvesi senin, bu köy kahvesi benim aşık atması gerekirdi. Aşık atmak bir ozanın birinci görevidir, sen bilmezsin. Ben bilmem ha. Cücü, bazen seni dinlerken yoruluyorum be birader. Ne yapayım doktor? Vücudum statik enerjiye karşı. Ya vücudum kıpırdıyor ya dilim durmuyor. Bu arada o kızın olayı ne? Hangi kız? Şu senin komşu tayfasının en büyük olanı. Ha Tülay, Pelin'in annesi. Niye? Annelikten başka vasfı yok mu? Var, var elbet. Laborantmış. Evlenip çocuk olduktan sonra işten ayrılmış. Aile merkezli yaşayan bir kadın. Öyle bir kendine ait bir sosyal hayatı falan yok. Varı yok kızı. O yüzden dedim ya Pelin'in annesi Tülay diye. Kocası? Kocası çalışıyor yurt dışında. Bu sabah yanındaki dallama kimdi peki? Bilmem. Cücü sen böyle soruyorsun, konuşuyorsun ama benim aklım başka yerde be. Hayırdır? Yonca benim biyolojik ailemi bulmuş biliyor musun? Ve sana haber vermedi. Evet, vermedi. Düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Diyorum ki yani ben olsam, ben böyle bir durumda olsam bir dakika bile beklemem. O nasıl böyle bir şey yapmış ya? Empati kurmaya çalışma. Sal gitsin. Nasıl salayım be kardeşim? Ya belki de şu anda öz ailemin yanında geçmişteki bütün yaralarımı sarıyor olacaktım. Bu nasıl sevgi ha? Ya bu nasıl bir sevgidir ki bana bunu söyletmemiş? Sen ne dersen de doktor ama dünyanın her yerinde bu egoizm.